Eviyle şaşırtan gelinimiz bizleri çeyizleriyle de şaşırtmayı başardı. 9 yıllık evli olduğu için hiç bu kadar çeyiz beklemiyorduk. Biz bu çeyizde her rengin yer almasını çok sevdik. Bakalım hanımlar neler söyleyecekler. Maşallah! Nazar değmesin bize, nazar değmesin amin, gelin amin. Evine, gelin evi hanımlarına. Bir de bana. Gelinimiz ne güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Şöyle seni bir ortaya alalım, bir boydan görsün izleyicilerimiz. Hadi bakalım. Ezgi'cim bu kına gecen de mi giydin? Aslanım kına gecemde giyemedim çünkü bana çok büyük geliyordu. Bir de şöyle el yapımı olduğu için evet. Tamirat yaptırmak istemedim. Kayınvalidemin hatırası çok bu. Ay. Ondan dolayı size de göstermek istedim çeyizimden. Çok güzel. Bu Erzincan'ın. Evet. Erzincan dolaylarında mı giyilirdi evet, özellikle? Evet, oralarda. Başımdaki de öyle. Zaten tuğlu yapıyorlar, taşlı yapıyorlar genelde evet, yazmaları. Evet. Çeyizde kıyafetini değiştirdi. Kayınvalidesinin hediyesiymiş. Bence çok güzel ve çok şık, özel bir parçaydı. Hoşumuza gitti. O zaman bununla ne istiyorum senden biliyor musun? Ne istiyorsunuz? Erik dalı gevrekti. Erik dalı gevrekti. Aman hanım basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Güller oynasın, eller güller kaynasın diller. Eller ne derse besinler, o dillerini yesinler. Güller oynasın, eller güller kaynasın diller. Eller ne derse besinler, o dillerini yesinler. Bravo! Vallahi helal Ezgi sana. Ezgi'nin çeyizde kıyafet değiştirmesi çok hoşuma gitti. Ben de kendi günümde çeyizime özel bir kıyafet giyeceğim, kendi yöreme ait. Kendi yöresini bize tanıtması, göstermesi çok hoş. Orada bir şarkı söyledik, eğlendik. Gayet eğlenceliydi Ezgi'nin çeyiz kısmı. Aslanım bunlar bizim. Bakayım. En favori parçalarımız. Oo. Erzincan'a özgü yine. Genelde zaten pullu kullanıyorlar. Evet. Aynen hep şunlar çok değil güzel aslında. Burada da var. Çok evet, dikkatimi çekti benim de. Böyle hep yazma mı diyorlar orada da? Ne evet, diyorlar ablacığım? Yazma diyorlar. Hep şal tarzında yapmışlar herhalde. Bu da bana nasıl uygun. Nasıl ağır evet, işler. Şunlarda şifon bunlar gibi. Çok güzel. Evet bunlar oo, güzel. Bunların kumaşı da çok güzel. Şifon gibi böyle. Evet, aslanın filiz çok yakışıyor. Herkes evet, rengini taksın evet, bence. Herkes rengini takıyorsa benim kırmızı. Bakayım sen de kırmızıyı tak. Sen niye çıkarttın? Bir sakın sen çıkarıyorsun. Ay çok yakıştı ya. Evet. Ne güzel. Ay, bu da çok güzel. Renkli. Evet renkleri güzel. O da aynı Erzincan. Erzincan eşi. Çok hoş. İsmini evet, bilmiyorum. Hatırlamıyorum çok aslında. Çok güzel çok, çok ama güzel. Çok. Evet. Siz Konyalıydınız ama eşinin evet, tarafı genelde. Evet Konyalıyım. Peki senin yaptığın bir şey var mı? Benim yaptığım bir şey yok ama annemin yaptığı el emeği. Annemin kendi çeyizinden bana hatıra kalma bir yeleği var. Yelek evet, mi bu? Çok güzelmiş evet, şu an. Aralım. Kimde evet, sen de görelim de. Evet, evet daha müsait. Evet. Burada patlar. Tığ işi bir yelek. Evet. Anneciği yapmış. Şöyle tutalım bir tane. Şöyle izleyicilerimiz de görsün. Ay ne kibar. Evet. Ne kadar zarif. Evet. Annenin çeyizinden. Annemin şöyle döneyim bana hatta. Bana da hatıra çok kaldı. Çok güzel ablacığım dön. Sen de sakla. Evet çok ben güzel de bir inşallah. Evet. Gerçekten bunun antika olduğuna inanılmaz olacak. Evet evet. Yani peki senin el emeğinin var mı burada? İşe meraklı mısın? Aslında çok seviyorum. Keşke merak yani keşke bilseydim. Keşke zamanda öğrenseydim. Böyle şeyleri çok seviyorum ben ama zaten erken yaşta çalışma hayatına evet, atılmışsın. Çalışma hayatına atıldığım için yapamadım. Ama orada kaneviçe. Hatta şurada bir boyamam var. Ha şu. Keten. Evet. Keten galiba değil mi? Evet o boyama. O da görümcem... kız ya erkek kardeşine yani eşime çeyiz olarak yapmış el emeği o da el boyaması. Aa bayağı bu güzelmiş. Evet bu da el boyaması şöyle. Kim yapmış dedin? Görümcem yapmış. Eşim böyle yıkanınca falan yapmış, çıkmıyor herhalde bu böyle mi? Bunların perdesi falan da oluyor. Evet evet. Evet bir dönem çok popülerdi. Evet. Hatırlıyorum ben. Balkonun da güzel annem olabilir aslında. Annem bana çeyiz yaparken hatırlıyorum. Bunlar vardı. Ezgi Hanım o da kınanızda giydiğiniz bindallınız mı? Hangisi? Orada olan. Şu bindallı hayır, gibi duruyor. O masa örtüsü. Öyle mi? Aynı bindallı sanki. Evet. Evet.
Ya Maraş'la. Benim iddialım buna benziyor çünkü. Maraş işi mi diyorlar? Maraş işi. Maraş işi, evet. Çok değişik. Sırmalı. Çok şık, evet. Aslında değişik bir tarz. Evet. Aa, salon koltuklarınıza da uyar, böyle masanın ortasına böyle... Ya da bir kenarı yok falan. Değişik bir şey, çok şık bir kenardan. Durur. Hani o antik şeylerin var ya. Evet. Onun kenarına... Ay dur, içeride koyarız, deneriz, koyarız bakalım. Deneriz, evet. Nasıl duruyor, onun üstüne de bir aksesuar koyarız. Olur. Aynen, değerlendirelim. Güzel durabilir aslında. Biz yakala şey ama... Yakalıyorum. Cemile, yakala. Bu bende. Bu da çok güzel aslında. Bende. Evet, ah, bende. Bak, evet. Bak, bunu da deneriz. Zaten. Evet. Ayşe, bunu da sen yakala. Bunu ben alayım. Bunu da deneyeceğiz, tamam mı? Tamam. Güzel salonunda. Yeleklerinizi kim ödü Ezgi Hanım? Yeleklerim de aslında öyle herkesten elemeyi, Barşallardan, kayınvalidem, annem. Kullandın mı bunları? Doğru söyle Ezgi. Kullanmadım Aslı Hanım. Ya tahmin ettim. Ya bir de ben gerçekten böyle şeylere kıyamıyorum. Ay, bu çok güzel, gel bir bakayım. Bir şey olacak diye. Bu böyle biraz... Ama yakıştı yani şimdi. Bana çok mı? Yakıştı. Mikrofonla değmesin. Tamam. Bakın işi çok güzel. Evet evet, evet, işlemesi şunun çok güzel. Bakar mısınız? Detayı. Hani böyle, emek istiyor. Bu işleri iyi bilenler var ya, şimdi bizim kameramanımız yakından çekiyor. Vallahi örneğini alıyorlar. Evet evet, alıyorlar. Güzel hamarat kadınlar var, bizim Türk kadınları acayip. Kesinlikle şey o hamaratlıktan biraz da bana gelseydi. Ya Çelik'le sen anlıyor musun bu işlerden? Ben hiç anlamam Aslı Hanım. Ben evet. Daha çok hazırcıyım. Hep yapmışlar, getirmişler. Ben hiç yapmadım. Hiç örmedin mi? Hiç örmedim. Ben örmüştüm. Hepimiz öyle. Sabunluk falan örmüş olabilir. Yani ben de senin gibi bir dönem halat işi falanla uğraşmam. Böyle hiç dantelden örgüden anlamam. Ördüm ben de. Ay çok güzelmiş. Bu da mı kayınvalidenden? Evet, onlar da kayınvaliden. Bu Erzincan işi gibi geldi bana zaten. Öğrendim artık. Bilemiyorum ben onu. Evet, libasın evet. Elindeki bu, de farklı. Evet, bu farklı, evet. Duruyor. Evet, çorap gibi. Evet, çarık evet. Tarzına benziyor biraz, modeline evet. Benziyor. Biraz düze doğru evet. Gidiyor. Şu bebek için yapılanları da göstersene bize. Şunlar var. Bunlar eşimin rahmetli anneannesi yapmıştı. Çok güzel. Bunlar da o kadar minikler ki evet. Yeni doğunca bile evet. Olabilir. Yeni giydirdin mi Ezgi bunları? Evet, çok güzel. Bunlar genelde pembe mavilerim vardı. Sanırım sarılarım vardı. İstiyormuş kayınvaliden. Aslında mavi sarılarım çok fazlaydı. Onları kullandım. Karışık yapmışlar böyle. 9 yıllık çeyiz çok iyi. Evet. Bak şurada bir nevresi takım mı o? Küstün mü? Rengi olan. Evet. Yastık. Bak bunları gösterelim. Evet. Tabii. Şurada çok küstün güzel. Miydi? Hı-hı. Küstüm. Çok, çok güzel, güzel onun deseni. Değil mi? Rengi. Evet. Bu hazır mı? Şu fisto hazır. Gibi bir şey. Evet, 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 bu hazır Aslı Hanım. Ama bu değil. Evet, evet, o işleme. Bu daha emekli. Kesinlikle. Çok güzel. Hepsi İkisi çok güzel hakikaten. Evet. Ay şu rengi de çok güzel. Bak Cemile. Sen ne var mı? Nar çiçeği var en çiçeklerinde. Ya, onun yanındaki. Bu ne? Takım. Bu da nevresim takımı sanırım. Şey çeşit. Ay uzun, var. Ya. Evet. Uzun yastık. Bir yastıkta hani derler ya. Yastıkta kocayın yastık. Evet. Çok evet. Güzel. Eskiden çok kullanılırdı ya. Bende ben vardı. Bende de yok. Bende de yok. Evet, bende ben vardı, ben başka şekilde değerlendirdim bunları onu. Genelde zaten benim annem büyük anneanneler falan, evet. İşte eşimin anneannesi falan. Evet, aynen. Çok evet, rahmetli anneannemin de böyle büyükler bir yastığı vardı. Büyükler daha çok yapıyor bunlar. Ama bir şey söyleyeyim, çok güzel değil mi ya? Çok. Evet. Ay ben bundan istedim, canım istedi bundan bir tane. Yaptırayım ben. Bu kaça kaç acaba? Şimdiki yataklar da büyük biliyor evet, musun? Çok evet çok büyük. Daha küçükmüş. Şimdi bayağı bir tık büyüğü. Evet bir değil yastık mi? Daha boşluk kalabilir bunu koysak. Aslan böyle güzel. Kilimler alıyordu ya onlardan yatak başlığı pano yapıp benim bunu koyuyorlar. Benim aklıma ne geldi Ayşe dur. Şimdi bu yastığı bu kız kullanır mı? Hayır. Alayım bunu ya. Kes, runner yap. Evet o da çok mantıklı. Vallahi runner olur bunların. Aynen. Balkona olur, mutfağa olur. Kesinlikle. Aa, zaten çok güzel geri dönüşüm yapıyorlar Aslı Hanım. Ezgi. Sen bunu ortadan kes. Yarısı getirin da makası. Yarısını sana rağmen yapalım biz bundan da. Çok güzel ama olur. Evet, geri dönüşüm çok önemli. Evet, evet. Haksız mıyım şimdi bu yastığı kullanmayacak. Çeyiz yapacak olan bugünkü anneler, kayınvalideler. Ezgi'nin çeyiz sandığından bunlar çıktı. Evet. Güzel ya. 9 yıllık evet. Bir gelin. Evet. Ama güçlü bir çeyiz. İtiraf et. Komşudan momşudan almıyorsun. Yok Aslı Hanım. Ben aslında normalde hepsine de söylemiştim. Kayınvalideme de verme. Evet. Ben kullanmam sandıkta dedim. Hep kalır öyle. Lazım evet. Oldu bak. Evet. Bu vermemiş halimi. Gerçekten lazım. Evet, lazım oluyormuş. Daha da kullandığım havlular falan vardı. Kullanıyor musunuz bu? Seccadelerimden kullandıklarım var. Ben kullandım. Çok oyalı değilim. Ucu çok küçük oyalıları falan. Aynen, aynen. Yeni gelin evet, olduğumuzda şu havlu kullanmıştık hep. Yo, verir misin? Bak şunu bu havlu da çok şimdi güzel. Şimdi mikrofonda gelebilir konuşma. Kurdele işi.
Evet bak, bu hamle gösterelim. Çal, bak bak göstermedik. Bak. Şuna bakar mısınız? Ya Ayşe Hanım'a ne taksanız çok yakışıyor bence. Evet. Çok yakıştı Ayşe. Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Sen bunu böyle kullanabilirsin. Evet, fular evet. gibi. Bir şey söyleyeyim mi bak? Ben böyle şeyleri... Saçını hatta pembe bugünkü pembe takılma güzel olurmuş. Evet, çok güzel olur. Böyle şeyleri de severim Aslı Hanım. Böyle şeyler de... Yakıştı da Ezgi'ye de bak. Bu. Evet, evet. Böyle de olur yani. Evet. Bak ne güzel, güzel oldu. Güzel oldu gerçekten. Çünkü hani bu eşarp formu olacak kadar şey geniş değil, enli değil. Evet. Geniş değil. Evet, evet. Hani açılır. Ve kumaşı da çok bunu güzel. Bunu böyle çok amaçlı. Öyle, değil mi? Hani evet. Kumaşı da çok güzel. Lazım. Ama çok şunun güzel. Bundan yapın bak. Bunlar tutar. Evet. Renk bunu el yapımı. Şey söyleyeyim, bu antika gibi geldi bana. El bu eski. O da kayınvalidemden. Yani Sırmalı. Sanırım kendi belki de kendi çeyizden olabilir. Bu var ya. %100 kendi çeyizi. Olabilir. Bak yaşanmışlığı hissediyorsun. Yani bu kumaşı da eline tuttuğunda evet. hissediyorsun. Zaten. Şu sırma ve şu dokuyu da hissediyorsun. Yok şimdi bunlar. Aslı Hanım, Ezgi Hanım'ın kayınvalidesine sesleniyorum. Ben de istiyor. Çok beğendim. Olan var, olmayan var canım. Çok beğendim. Ya, senin kayınvaliden? Kayınvaliden var ama çok şey yapmıyor ya. O da öyle benim şeyler. Gibi çeyiz falan olayına çok şey değil. Ama bak böyle baka baka senin de hoşuna gitmeye bana başladı. Bana gitmeye başladı. Evet. Bir de fikir olarak hakikaten hani düşündükçe ben farklı şeyler çıkıyor. Az farklı şeyler değerlendirirsin. Final gününde bambaşka bir Ayşe olacak. Kesinlikle. O evi evet. unutun. O evi yeni baştan yapacaksın evet. Ayşe. Evet. Vallahi o başlık sevmeyen Ayşe gittiği yerine başlık seven bugün yok. Mesela... Aa beğendin ya. Hayır odasını. Beğendim ama kendi evim olunca yapacağım. Bak yapacağım diyor. Kendi evim Kirol, olunca yapacağım evet. Evet. Yani, hepimiz şimdi ne yapalım sayıda. Biliyor musun? Şu senin komedinin de şunlar bir de şuraya ayırdığın bir parça vardı şu ya. Aslan. Gidelim bir bakalım nasıl olacak. Ben çok merak ettim. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Çekil. Aslanım, yakala, yakala demiştim, yakala demiştiniz, ya yakaladım. Ya ben buraya hayal ettim. Çünkü bu çok ağır ve çok evet. kıymetli bir parça. Evet, gerçekten şimdi öyle. Şimdi yardım edin kızlar, şöyle bunları böyle koyalım. Ha şimdi bunun ortasına koysan çok klasik. Evet, evet. evet. Ama bunun kenarda böyle kenarına mesela koysak acaba nasıl durur? Hep birlikte karar verelim sizinle. Hem de bu güzel ağır çalışma gözükmüş olur. Fikrinizi de söyleyin lütfen. Tam bir antika tarzı oldu kesinlikle. Böyle. Kesinlikle çok güzel bir köşe eski oldu. Eski kismelerle o da orada. Güzel oldu. Bakalım. Yani burada koltukların da var. Bence tamamladı. Ben de öyle kesinlikle. Düşünüyorum. Hatta orada kalsın. Bence kaldırmayalım aslında. Gerçekten. Aynen. Evet, çok, çok memnun oldum beğenmene. Çünkü yeterince düz farkındaysan. Sade. Evet, evet. Hiçbir şey kullanmamış çünkü. Bu çok sade olduğu için. Şu hareket kattı ve evet, bir hareket. Yani değerli bir parça. Çok değerli. Hani bu bir... Sandıkla görünsün. İçinde eskitme yani burada gözüksün bence çok güzel. Hem de aile büyükleri de mutlu olur. Evet zaten çok mutlu oluyorlar kendi el emeklerini kullandığımız zaman. Değil mi çok mutlu çok oluyorlar. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim fikriniz ne için. Ne demek ben teşekkür ederim beğendiğiniz için. Şimdi iftarda ne var? Diğer gelinlerim bakalım gelin siz de iftar masamıza geçelim.